İyi akşamlar. 30 Mayıs Perşembe akşamında Z raporuyla yeniden karşınızdayım. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminden bu yana AKP iktidarı özellikle 3 konuyu simültane bir şekilde ya da birbirine paralel bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyor. Bunlardan birincisi ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de girişimiyle başlayan şu yumuşama ya da normalleşme sürecinde ön almaya çalışıyor. Ya da o süreçte biraz daha söz sahibi olmaya çalışıyor. İşte Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme ve o görüşmenin de iade-i ziyaret kapsamında önümüzdeki günlerde ikinci kez tekrarlanacak olması bu sürecin önemli unsurlarından biri. Ama bu süreçte yani normalleşme ya da yumuşama sürecinde ya da bir başka deyişle işte geçmişteki sıkılı yumrukların gevşetilmesi ve siyasette biraz daha bahar ikliminin hakim kılınması anlamına gelecek bu süreçte AKP'nin tam olarak ne yapmak istediği, kafasında ne olduğu da tam netleşmiş değil. Daha doğrusu net bir şekilde ifade edilmiyor. Ama geçmişten bugüne gelen pratiklerine bakıldığında da AKP'nin aslında bu normalleşme ya da yumuşama süreci adı altında hiçbir şekilde bugüne kadar uyguladığı politikalardan ne ekonomi anlamında, ne yargı, hukuk ve adalet anlamında, ne de eğitim ve benzeri alanlarda yapmak istediği değişiklikleri zorla dayatma anlamında hiçbir değişiklik, hiçbir farklı yönelim olmayacağını gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bir yandan da farklı alanlarda yeni yasal düzenlemeler ve tabii ki hepsinin de ötesinde yeni bir anayasa hazırlığı adı altında yeni ve daha baskıcı bir rejimi, daha baskıcı bir rejimin ipuçlarını verir gibi oluyor. Mesela anayasayı sürekli olarak 1980 askeri darbesinden kalma askeri vesayet rejiminin anayasası ya da kullandıkları bir başka tabirle Türkiye'ye, Türkiye halkına, Türk milletine dar gelen bir anayasa olarak sunup yeni bir anayasa metni hazırlığı üzerinde harıl harıl çalıştıklarını beyan ediyorlar. Oysa ki biz geçen 22 yılın pratiğine baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mevcut hak ve özgürlükleri vatandaşın yararlanmasına sunmak bir yana bunları daha da boğazlayan, daha da daraltan ve hatta mahkeme kararlarına, anayasa mahkemesi kararlarına, anayasaya ve tabii ki bunlara paralel olarak da AİHM kararlarına uymayarak daha da baskıcı bir rejimi konsolide etmenin çabaları içinde görüyoruz. O yüzden yeni anayasanın işte daha şeffaf, daha katılımcı, daha özgürlükçü, hak ve özgürlüklerin genişletildiği bir muhtemel metin olarak sunulması hiç de inandırıcı gelmiyor. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan Vekili Efkan Ala bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada ikinci bir reform dalgasından söz etti. İkinci dalga ne ola ki diyeceksiniz. 2000'li yılların başında yani AKP iktidara geldikten sonra yani 2000-2005-2006 yılları arasında işte Avrupa Birliği'ne uyum, entegrasyon, Avrupa Birliği'ne katılım için onların kriterlerine uyum çalışmaları başlığı altında bir reform dalgasını sunmuşlardı. Daha doğrusu reform dalgası adı altında bir takım değişiklikler yapmışlardı. Anayasada ya da başka yasalarda, ceza yasalarında ya da anayasada. Bununla işte Avrupa Birliği'nin malum Kopenhag ve Maastricht kriterlerine yakınlaşmayı ya da Avrupa'ya biraz daha entegre olmayı, uyum sağlamayı amaçladıklarını söylemişlerdi. Ekonomik reformlar bir yandan da sosyal, idari ve yargı reformları. Şimdi Efkan Ala aradan bunca yıl geçtikten sonra ve AKP iktidarının esas karakteri, esas niteliği artık hepimiz tarafından malum olduktan sonra yani o Avrupa kriterlerine yaklaşmak bir yana onlardan fersah fersah milyonlarca kilometre neredeyse uzaklaşmak anlamına gelecek değişimler yaşandıktan sonra ikinci bir reform dalgasının getirileceğine inanmamızı istiyor. Ve hatta Efkan Ala şu tabiri kullanmış. Hani başlarda da o Avrupa Birliği ile müzakereler sürecinde sık sık Cumhurbaşkanı da kullanırdı ya bunu. Eğer o kriterlere uyduğumuz halde bizi AB'ye almazsanız biz de aynı kriterlerin adını Ankara kriterleri yaparız ve yolumuza o şekilde devam ederiz diye. Yani varsayılan o ki
Maastricht ve Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri adı altında yeni bir anayasal düzenleme ile farklı yasalarda, farklı alanlarda yapacakları düzenlemelerle Türkiye'de hayata geçirecekler. Oysa ki bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Daha çok taze örneklerini gördüğümüz biçimde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, tekrar 10 yıl, 15 yıl öncesinin kumpas davalarının ısıtılıp ısıtılıp insanların hapse atıldığı, cezalandırıldığı, insanlara gözünün üstünde kaşın var bahanesiyle farklı suçlamalarla, yani sırf muhalif oldukları için davalar açıldığı, insanların 1 Mayıs'ta yasal haklarını kullanmak için Taksim'e çıkmak istedikleri gerekçesiyle evlerinden kapı kapı 30 gündür toplanıp yargı önüne çıkarılmaya çalışıldığı, 2 satır tweetten, 2 satır köşe yazısından ya da televizyonda ettiği 2 çift kelamdan dolayı hapislere tıkılmak istendiği, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Selçuk Mızraklı örneklerinde olduğu gibi yıllarca haksız yere hapis yatırılmaya çalışıldığı ve bunların da bir ibret vesilesi yapıldığı bir rejimin altında yaşıyoruz. Dolayısıyla yeni anayasanın ya da yapılacak yeni düzenlemelerin özgürlükçü Avrupa standartlarında hele hele reform niteliğini hak edecek değişiklikler olmayacağını bir yandan da gayet tabii biliyoruz. Gayet iyi ve net bir şekilde bunları da görüyoruz. Ama bütün bu anlattıklarıma paralel olarak bir başka şeyi daha yapmaya çalışıyor AKP rejimi. Türkiye'nin güneyinde, Güneydoğu sınırlarında, yani Irak ve Suriye sınırlarında yeni ve çatışmacı bir dönemin gelmekte olduğu algısını yaratmaya çalışıyor. Evet, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin yeni hazırlıkları, işte orada bir referandum, halk oylaması benzeri girişimlerle kendilerine yeni bir takım böyle yarı yasal ya da yasal statüler kazandırmak üzere hareketlendiğini biliyoruz. Evet, Türkiye'nin sözde müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin de orada işte IŞİD'le, DAEŞ'le mücadele adı altında oradaki PKK uzantısı örgütlere bir takım destekler verdiğini, hatta yıllardır bu desteğin giderek arttığını ve PKK'nın orada biraz daha gücünü konsolide etmeye çalıştığını da biliyoruz. Ama Türkiye orada hem Irak yönetimiyle hem de yıllardır yapmadığı bir şekilde, yani kamuoyunun baskısına rağmen yapmadığı bir şekilde Suriye rejimiyle, Suriye yönetimiyle, Beşar Esad yönetimiyle diyalog kurmayarak oradaki meselenin adeta gangren olmasını da kendisi kendi çabasıyla sağlamış durumda. Orada barışı değil, diyaloğu değil, komşularla barış içinde yaşamayı değil, tam tersine çatışmacı bir ortamın ayak seslerini ya da çatışmacı bir ortamın zeminini hazırlayacak nitelikte demeçlerden asla geri durmuyor. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oradaki hazırlıkları, yani Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki hazırlıkları Türkiye orada asla bir teröristana izin vermeyecek ifadeleriyle dile getirdi. Bir askeri tatbikata katılan işte çok sayıda yabancı gözlemcinin de yabancı heyetin de bulunduğu bir ortamda Recep Tayyip Erdoğan bir teröristanın güney sınırlarımızda, güneydoğu sınırlarımızda yaklaşmakta olduğu alarmını verdi. Bu hepimizi tedirgin etmesi gereken bir gelişme. Niye? Çünkü bir yandan ülke içinde zor durumda kalmasını ya da köşeye sıkışmasını, çok olağanüstü ağırlıkta sorunlarla baş edememesini, açıkçası başarısız olmasını ve 31 Mart seçimlerinde de bu başarısızlığın sandığa yansımasını gayet iyi gördüğü için buradan bir çıkış yolu oluşturmak üzere acaba bir dış çatışmayı buna bahane olarak kullanabilir mi bu rejim diye endişelendiriyor bizi. Geçmişte zaman zaman başvurdukları yöntemler bunlar. Geçmişte zaman zaman başvurmaya çalışıp kamuoyu baskısıyla geri püskürtülen yöntemler. Ama Türkiye'nin sınırlarının içinde ya da dışında herhangi bir yerde askeri anlamda bir maceraya, bir atılımın içine girmesi, Türkiye'de demokrasinin daha da boğazlanması ve anayasal düzenlemeler adı altında demokrasiye daha fazla uzaklaşılması anlamına da gelmemelidir. Şurada çok yakın bir geçmişte, daha geçen hafta seferberlik ve savaş ilanı meselesini Cumhurbaşkanı'nın
tek başına karar vereceği bir durum haline getiren bir yasal düzenleme, daha doğrusu bir genelge resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Evet, 2017 referandumunda eskiden Bakanlar Kurulu'na ait olan yetkiler tek bir kişiye, yani Cumhurbaşkanı'na tanınmıştır. Ama sadece tek bir kişinin, Cumhurbaşkanı'nın eskiden Bakanlar Kurulu'na, yani yürütme organına, hükümete ait olan yetkiyi, böylesine önemli bir yetkiyi tek başına kullanması bir demokrasinin çok ciddi sorunlu hale gelmesi anlamına gelir. Bu da önümüzdeki dönemde olası bir çatışmada, olası bir dış saldırıda Cumhurbaşkanı'nın tek başına Türkiye'nin kaderini etkileyebilecek böylesine önemli bir konuda karar alması gibi vahim bir netice doğurabilir. Bunu da bugünden not alarak uyarmış olalım. Z raporundan bu akşamlık da bu kadar. Yarın sabah Medya Terapi'de saat 11'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.